Ya Şimdi çünkü hemen ben öğle yemeğinde de yerim, akşam yemeğinde de yerim. Arada aklıma geldikçe bile atıştırdığım olur turşu. turşu şişmanlatmaz. Altını çiziyorum, kırmızıyla yazıyorum. Turşu Çok şişmanlatmaz. güzel haber. Ama turşuyu nasıl yemeliyiz? Burada çok önemli bir püf noktası var. Turşu nasıl? Sen nasıl turşu yiyorsun mesela? Lahana turşusu, sarımsak turşusu, kuru fasulye pilav, işte onun yanında Onun yanında turşu. turşu yiyorsun. Evet. Şimdi ben geçen bir Instagram postu paylaştım. Altına yaklaşık 300 tane falan yorum geldi. Aa, demek böyle yiyecekmişiz turşuyu diye. Dedim ki turşuyu akşam yemeklerinizden çıkarın. Turşuyu öğlen yemeklerinize koyun. Niye akşam Tatsız yemeklerimizden bir bilgi. çıkaralım? Yazmışlar bir tanesi altına, hocam yıktın beni, Evet vurdun kalbimi. ya. Ben sabah öğlen akşam sürekli turşu yerim. Şimdi akşam yemeğinde turşu yediğimizde vücudumuza yoğun bir tuz alımı oluyor. Ama Çok tuz. şunu sormak istiyorum sana. Yani ne kadar turşudan bahsediyoruz? Bir Bana avuç. bir saniye geliyorum, hemen geliyorum. Bana bir tane küçük tabak verir misin aşağı abla Şöyle oradan? vereyim mi? Hadi buldum. Evet. Yani ne kadardan bahsediyoruz? Şuradan hemen koyalım istersen. Evet. Hatta şöyle, biz geçen bak kahvaltı tabağı yaptık. Sen de koydun, ben de koydum. Sen kendi tabağına koy, ben kendi tabağıma koyayım. Nasıl Eyvah, turşu dur. koyuyoruz? Ben bir an geri bıraktım. Evet. Tamam, ben kendi Turşuyu. tabağımı yapıyorum turşu. Evet. Turşuyu ben mesela pancar turşusuna bayılırım. Muhteşem bir turşudur Ben de çok bu. severim. Nitrik oksit deposu böyle, özellikle böyle damarları genişletir. Evet. Ondan sonra ben ne severim, ne Sen severim? sevene Şöyle kadar ben bakayım. bitirdim. Sarımsak turşusu severim Şunu da çok mesela. dur, ben şu jalapeno'yu da çok Evet. açıklar jalapeno'yu. Tamam, bul. Bunların Benimkinden. hepsini yiyecek misin gerçekten? Ama bu yenir kütür kütür ya, bu ne ki? Evet, bir avuç içi kadar turşu yiyebiliriz. Bir avuç içi kadar mı? Evet, Canım bir de sen benim şu avucumu ilk. gördün mü? Bir de benim avucuma Bir şey söyleyeyim, gerçekten başka bir şey yaşanıyor şu anda. Aslında size bir şey Annesi ve söyleyeyim mi? yavrusu. Şimdi benim bu Ay kadar canım ya. almam, yani benim bu kadar almam anormal mi? Şöyle önüne doğru çıkar Evet, elini. bak o Ya zaman. böyle bir şey, ama o senin şanssızlığın Ayça, gerçekten yapacak bir şeyim yok yani, benim. İşte bak, bu gerçekten çok önemli bir parametre. Herkes kendine göre yesin. Herkes kendi avuç içi kadar yesin. Herkesin metabolizması böyle yani. Herkesin metabolizması avucunun içi kadar mı çalışıyor? Avucun içi kadar Nasıl çalışıyor yani? değil de, Evet, ama yani anladım, ihtiyacı anladım. olan yiyecek, mesela bir avuç içi büyüklüğü ortalama 50 gram falan diye düşünüyoruz ya. Tabii senin vücudunla benimki aynı değil, senin yaşınla benim yaşım aynı değil. Yani birçok şey Anladım. vücudu çok etkiliyor. Bir erkek de bir kadın aynı değil. Mesela siz de getirin bakayım kendi avuç içinizi. Şöyle. Şöyle üçümüz yan yana koyalım. Üçümüz Öyle. yan yana. Ne dersiniz? Herkes kendi avuç içi kadar yesin mi? Valla bence çok Bence makul. Sen o yesin mi? kadar Çok yiyebilirsin. mantıklı. Hiç Ben bu sıkıntı kadar, yok. o bu kadar. Herkes kendi avuç içi kadar yesin Yiyecek. diyoruz. Tabii burada bak, şu bilgi çok önemli. Turşu tuz oranı yüksek bir Evet. yiyecektir. Ne yazık ki. Tamam. Ve bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması, günde 5 gramın üzerine tuz tüketmememiz gerekiyor. Yapılan araştırmalar bize günlük 18 gram tuz tüketildiğini gösteriyor ve damar sertleşmesinin aslında bir numaralı nedenlerinden biri de bu. Turşu yiyeceğiniz zamanlarda yemeğinize attığınız tuzu bir kaldırın. Yani yemeğe tuz attıysak, o zaman ona göre yanında turşu Turşu miktarını miktarını ayarlayalım. yiyin. Akşam yemeğinde de mümkün olduğu kadar turşu tercih etmeyin. Neden? Çünkü su ihtiyacını artırır turşu. Ve su ihtiyacınız susadıkça ne olur? Çişiniz gelir, tuvalete gitme ihtiyacınız Evet, duyar. Bu da uyku doğru. bölünmesi yapar. Uyku bölünmesi yaptığı için de sabah daha halsiz kalkarsınız. O gün daha çok yeme isteğiniz olabilir. Hepsi Aynı birbirini zamanda hani tetikliyor. tuz oranı yüksek olduğu için ödem yapabilir vücutta. Ve ertesi gün biraz daha kilolu kalkabilirsiniz. Ama bu yağ hücresinin büyümesi anlamına gelen bir şişmanlık Bir de değildir. o tuz, Ödem. şişkinlik, ödem bizim vücudumuzda kalacak diye bir şey de yok, değil mi? Değil, Gidecek değil. yani Gidecek. sonuçta. O turşunun ödemi, turşunun tartıda sizi Moral fazla bozmuyor. göstermesi moralinizi bozacak bir şey değildir. O ödemdir. Hani derler ya, İşte o biraz ödemdir, o kilo giderdir yani, o değil mi bir gider, o şekilde? gider. O turşunun ödemi gider. Öğlen yemeklerinize turşu koymanızı tavsiye ederim. Tamam. Herkes kendi avuç içi büyüklüğünde turşuyu da yiyebilir derim. Ve dersiniz. Şimdi gelelim burada Selim Bey'e sorularımıza. Buyurun. Kışın özellikle hangi sebzelerin turşusu yapılıyor? Şimdi Tam olarak mevsimi diye bir şey var mıdır tabii aslında? turşunun geneldeki mevsimi yaz mevsimi. Yani mahsullerin Kurulma bahçeden çıktığı alınması. anı yani içinin sıvının içindeki suyunun bol olduğu zamanlar. Yani çünkü en nihayetinde turşu bir fermente ürün. Kendi içindeki suyunu içeriye dışı bırakacak. İçerideki tuzlu suyu içeriye kendi içine alacak. Fermentasyonu tamamlayacak. Kışın olmamasının ana sebebi bir kere güneş ışığından da faydalanamayacağımız için.
Sıcak bir ortam olması lazım turşu için, fermantenin tamamlanabilmesi için. Bir de dediğim gibi mahsulün daha taze ve şey olması lazım. Yani güneş ışığıyla daha haşır neşir bir zamanda olması lazım. O yüzden pek kışın sadece lahana turşusunu o da yaz aylarında yapabileceğimiz, yani kışın satacağımız lahanayı sade yaz ayında yapamadığımız için kışın da belli miktarlarda onu yapıyoruz. Ve bir de karnabahar turşusu. O da kışın olan turşulardan. Havuç turşusu. Şurada. Havuç, ama havucu da biz yazın yapabiliyoruz. Havucu bizim turşucular için çıkartıyorlar onu da diye. Yanlış almadım değil mi? Kudret narı bu. Kudret narı, evet. Kudret narının turşusu yapılıyor. Açabiliyor muyuz? Bakabiliyor muyuz? Tabii açmak isterseniz açabiliriz. İsterseniz yardım edeyim. Evet, ben karpuz turşusu gördüm orada. Hayatımda ilk defa. Hiç. Karpuz turşusu gördüm. Ben muz bile gördüm. Gerçekten muz da var. Söylüyorum. Muz turşusu bile var. Ben hiç yemedim. Hiç görmedim. Yani ilk defa görüyorum. Bıçak getireyim mi? Açtı. Evet. Onu ön tarafa koyabilir miyiz kavanozumuzu? Oradan izleyicilerimiz de görsünler. Tabii. İçerisindeki o minik kavun mu? Şu en üstündeki kelek. Evet, keleği bir koyduk. Bir saniye bir onu gösterelim. Bakar mısın? Tabii. Böyle yapılmış. Şurada keleği var. Şurada kudret narı turşusu. Bakar mısınız şuna? Nasıl güzeldir, nasıl lezzetlidir. Ben hiç bunun turşusunu yemedim vallahi. Değişiktir tabii ki. Yani bu çok olgun olduğu zaman kırmızı olduğu için çok olgunundan turşu olmuyor. Daha ufak ve hamken yapıyoruz bunun turşusunu ki içi daha böyle çekirdeği daha tam oluşmadan körpe körpe olsun diye. Bir de karpuz turşusunu açabilir miyiz? Onu da görmek istiyoruz. Çünkü ben onu sevgili Ayşe gibi ben de görmedim. Ben de hiç görmedim. Hünnap hiç var duymadım. Burada değil mi? Tabii. Alıç var, kuşkonmaz turşusu var. Karpuzun da şeyi, özelliği, karpuzda belli sürelerde sade kabuğu yenilebilen bir şey turşu bu ama. Bir dakika, yani, karpuzun turşusunda sadece kabuğu mu yeniliyor? Bu kırmızı kısmı daha yumuşak olduğu için bizde yumuşaktan pek turşu olmaz. Biz tabak koydunuz mu? Ha, ama Ayşe abla biraz daha büyük bir tabak lazım şimdi karpuz turşusunu. Şimdi ben bunun bir tadına bakmak istiyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum biliyor musun? Hayatımda ilk defa. Bir de hayatımda ilk defa bir şey yerken tuttuğun dilek kabul mu oluyor? Tuttuğun öyle dilek bir şey var mı? Böyle bir şey mi yaşanacak şu an? Bilmiyorum ki yapalım mı öyle bir şey? Bir tane de çatal rica edeyim. Bir de çatal alabilir miyim Ayşe ablacığım? İşte her şeyi böyle bir özel hale getiriyoruz. Tabii. Karpuz turşusundan sadece kabuğun yenirmiş. Onun da biz tadına yani bakalım. Yani kırmızı kısmı çok hoş bir tat vermeyebilir. Çok hoş değil midir diyorsunuz? Aynen öyle. Şöyle alıyorum. Tabii. Getirin siz şeyi. Ayşe abla bir bıçakla rica edeceğim. Bunu kesmemiz lazım. Şuraya koyarsak eğer izleyicilerimiz de görebilecekler. Aynen. Yettim. Geliyorum. Teşekkür ederim. Ayşe'cim. Evet. Heyecanlıyız. Şurası bir dakika. Hayatımda ilk defa karpuz turşusu. Şöyle mi? Şu evet. Uygun. Evet. Aa, burası güzeldir yani. Ya. Salatalık gibi değil mi? Aynen öyle. Ya büyük aslına ihtimalle bakarsanız kırmızısının da bir tadına bakabilirsiniz. Belki damak tadıdır bu yani. Sen kabuğuna bakıyorsun, ben de kırmızısına bakacağım. Bakalım. Nasıl? Ekşi ve tuzlu. Değil mi? Harika. Bu tam kabuk benlik. Nasıl? Ben kabuğuna bayıldım. Kabuk daha iyi. Şahsen. Demek ki en baştaki tezimiz kuvvetli çıktı. Yalnız bu gerçekten muhteşem. Yemek. Şöyle beynime doğru bir ışık yüzmesi geldi. Ekşi ve tuzlu. Parlamaya başladı. Evet, çok ekşi ve tuzlu. Tuzlu. Gözüm yaşardı gerçekten. Kabuk. Kabuk harika. Bu tam ben yemin ediyorum 15 gün tuz tüketmem bir daha. Şu an bütün ihtiyacım. Kudret narının da tadına bakabilirsiniz ya, isterseniz. Onu da istemedim ama. Kudret narının tadına bakalım, onu karpuzun merak ediyorum. Karpuzun kabuğuna bayıldım. Yalnız ben spiker olduğum için Ayça Hanım lütfen siz bakarsanız bir dakika. Bunu da ilk defa yiyorum bakalım. Evet. O çok büyük oldu Ayça Hanım. Bence de bir minik daha şöyle. Bu da bence acur gibi değil mi? Aynen öyle. O lezzette bir şey olması gerekiyor. Yani bunlar çok fazla dediğim gibi yani bunlar genelde yenilebilir ve yenilemeyenler aslında ama. Bu güzel. Çok başarılı. Çok güzelmiş. Bence şimdi ağzınızın tadını toparlamak için birer parça pancar alın. Ağzınızın tadı yerine gelsin. Ya gerçekten. Ağzınızın tadı bozulmak da bir değişik tabii. Evet. Ama pancar. Ben şöyle küçüğünden alayım. Bütün herkes şeyi tamamlayacak. Göre. Pancar da efsanedir ya.
Şimdi mevsim sebzesi turşusu mu yapacaktık biz bugün? Bir mandalina turşusunu hatırlıyorum. Mandalina ve, mandalina ve elmadan yapacağız. Bu böyle hani yaptığımız lahananın, salatanın, biberin, havucun tarzı gibi değil. Bu böyle daha böyle fresh tarzı. Yani yapacağız. 10-15 şimdi böyle bu yaz zamanında yapacağız ki güneşle böyle bir fermente olsun. İçine fazla tuz atmayacağız. Limon veya ekşi bir şey de koymayacağız. Çok güzel. Çünkü kendi limon ve mandalinanın ekşisi onu kendi kendini yapsın. Bir tuzla onu ayarlama yapıp işte 15-20 gün sonrasında tabaklara böyle garnitür